Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aydın Tarış'a gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz diye sorarsanız da gübre almaya gidiyoruz, gübre. Geç ettiğimiz bir parça vardı da ona gübre açacağız. Normalde gübre vakitleri bitti, su vakitlerine geçti. Birinci suyunu yaptık oranın. Ondan sonra bir 20'şer kilo daha ihtiyaç vereceğiz. Ondan sonra artık hiç traktörlük bir işimiz kalmayacak. Ne işimiz kalacak? İşte pamuk toplarken kullanacağız başka traktörü. Bir de ilaç işimiz kalacak. Bundan sonra rahat işlerimiz var ya. Öyle çok zorlayıcı işimiz kalmadı açıkçası. Bunun şeyi nerede acaba? Çekidemiri. Şuraya bakalım. Hatta oradaymış. Düşmeyelim de. Altına pim de takalım giderken yolda. Arkamızdan uçup gitmesin. Bu buna sığmayacak mı acaba ya? Sığdı. Aydın Tarış'tan alacağız. Buradan bir... Ya arabayla çok yakın ya. 10 dakika 15 dakika arabayla varıyorsun da. Traktörle işte... Olmuyor traktörle. Gıngır gıngır sallanan sallanan zıplaya zıplayan. Bir yine yarım saat falan sürüyor. Saat de öğle arasına az kaldı. Bir saat var. Bir saat yetişirim büyük ihtimal ya. Hadi bakalım gidelim. Traktörün de teyip sigortasını sökmüştüm. Onu da evden alalım. Teyip sigortası lazım oluyor. Şimdi bir dakika şarkı dinlerim. Yoksa insan canı iyice sıkılıyor. Kalkacağım bugün. Sigortayı alalım. En son arabanın sigortası gitmişti de yanmıştı. Ondan söküverdim, ona takıverdim. Bu arada yine düzlüğümüz. Nasıl arkadaşlar? Çok felaket bir şey değil mi? Orijinal. Hiçbir yerinde boya, macun yok. Biraz kapıda sıkıntı var ama kapanmıyor. Kapanıyor da bazen kapanası gelmiyor. Acık kaynak yapmışlar. Baksanıza. İzmir sanayisinin her kaynakçısı birer kez kaynak yapmış. Aaa! İyi yaktık oğlum ya. Şey nerede? Sigorta. Heh. Şu sigorta traktöründe. Kim arıyor? O tamam. Bir tane su alalım ya. Çok susalım. Onun sigorta. Allah bereket versin yeter. Soğuktan alalım, soğuk. Bunlar da arkadaşlar kamera döşüyoruz şimdi eve. Hırsızlık olayları bayağı çoğaldığı için 4 kameralı bir sistem yaptık. Çok güzel oldu. Bugün onun videosunu çekmedim de bugün büyük ihtimal çalışır duruma geçecek. İki tane evin önüne bakıyor. Bir tane şurada var. Buraya bakıyor. Kim girip kim çıkmış diye. O şekilde yani. Çok gerekli şey arkadaş bunlar ya. Zaten eli yatkın olan birisi çok kolay bir şekilde bunları döşeyebilir. 1000 lira zaten sistem. Normalde 3000 lira 4000 lira istiyorlar döşemesi. Yani her şey dahil. 3000 lira 4000 lira istiyorlar. Çok para. Bir de uzaktan izleyebilme imkanımız oluyor bunda. Yani onunla müsait bir sistem yani. Bir tane orada var. Şuna takalım. Evet, haydi hazırız.
çıkalım bakalım yolumuza. Bir tane buraya taktık. Burası da benim oturduğum oda yani. Burada yaşıyorum ben köye geldiğim zaman. Bir tane şu köşede, bir tane şu köşeye bakıyor. Bir tane de arabaların olduğu yer var ya. Oraya bakacak, onu daha döşemedik. Bir ayar yapalım dedik nasıl olacak diye. O şekilde olacak. Şimdi işte aydın tarafa gidip gübre alacağız. 1600 kilo. Haydi bakalım gidelim. Sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içimde kalır. Ne istersen söyle aşkım. Bu senin hakkın. Arkadaşlar, Tarış'ta böyle kocaman bir yer, kantarı burası. Burada her şeyi buradan aldırıyorsun. Depolar da o tarafta. Gübreyi alamadık. Niye alamadık biliyor musunuz? Lastik patladı. Romorkun lastiği. Şimdi zaten göstereceğim size. Şimdi köye gideceğim. Çık bir daha git, uzunca bir yol. Bir daha romork tak, gel bir daha gübre al. Allah'ım. Sürdükçe sürüyor bugün gün. Uğraşıp duruyoruz. Şuraya çıkartıverelim ya. Şöyle çıkartsak. Böyle çıkarttık mı? Burası iyi. Burası süper. Göstereyim lastiği size. Tabii şimdi hava bastık da. Hava bastıkça basıyoruz. Gene iniyoruz. Yani lastiklerin titriyor bir yerden, kesin kaçırıyor gene havayı. Neyse bugün iş yoğun. Bugün iş gene olmuyor. İşte bir sıkıntı var gene her zamanki gibi. Şunu çıkartalım. Bunu öyle ayarlayalım. Çıkarttıralım. Bunları koyalım. Haydi binelim traktöre, gidelim köye. Diğer romu alıp gelelim. Ondan sonra gübremizi alalım. Şimdi eve geldim. Kafamı güneş geçti, çok sıcak hava bugün ya. Şimdi buradaki romu takacaktım da onu da vazgeçtim şimdi, arabayı çıkartıp geçmeyeyim diye. Traktöre mazot koyalım, mazot azdı zaten ya. Traktörün mazotunu dolduralım. Arka taraftaki kırmızı romorku da takalım. Şimdi nasıl bir ayar yapacağım diye düşünüyorum da. Şimdi ayarı düşünelim. Şunu şuraya takalım. Koyalım. Dur evladım, gitme. Şimdi hemen gidelim traktörün mazotunu koyalım ilk başta. Mazotu ekleyeceğiz de. Ya acaba şey mi yapsak? Birini arasam da benim arabayla, Toros'tan daha doğrusu, kompresörü getirip yolda hava basa getirsek mi acaba derom okuda ya? İşte bunda da bir sıkıntı var. Aküde bir sıkıntı var. Akü dolmuyor. Şarj olmasın bozuldu. Ne bozuldu anlayamadık ki. Of, çok sıcak. Her taraf sıcak. Dokunduğum yer alev alıyor. Açıl bakayım hadi. Sen gel buraya. Sen kafana koyduğun her şeyi başarabilirsin. Çünkü senin inanılmaz bir gücün ve sevgin de var. Hiç sevgim yok vallahi bugün. Hiçbir şeye karşı sevgim yok. Çok sıcak. Sıcak. Elim yandı. Şimdi düşünüyorum.
Bence mantıklısınız biliyor musun? Bilmiyorum. O kompresör orada aklımda taşınmaz ya. Onu ben bir kere orada hava basayım o zaman. Traktörün tekerleğine. Bir kere hava basayım. Ondan sonra geldiği yere kadar çekeyim geleyim onu. Diğer türlü o. Orada kalırsa o bir daha git gel bir daha git gel. Yolun ortasında nereye kadar gelirse. Bakayım lastik nereye kadar dayanacaksa. Lastik yarı yol dayandığı zaman çıkartıveririm orada lastiği. Devam. Devam ki. Mazot dolduruyoruz ki. Mantıklı bir şekilde. Dur bakalım marşa basalım. Belki kendine gelmiştir. Arkadaşlar ama kapılara bakar mısınız bak. Tık. Tık. Bak. Hiç yani zorlamaya gerek yok. Kapılar felaket bir şey ya. Mercedes'in G serisi gibi aynı. Akü de bitmiş ya. Hiç normal çeviriyordu. Tamam bu. Mahvolmuş bir şekilde kalmış şu an. Çok sıcak ya. Arabanın içi sıcak, dışarısı sıcak. Tuvalet sıcak. Her taraf sıcak. Ben anlamadım bu işi ya. Bugün ya tam öyle vaktine gidiyoruz bir de kafamı güneş kesecek. Donamadım gülüm sende hadi. Daha yarım depo. Arkadaşlar bunlar çürük mülük değil abi bu arada haberiniz olsun da. Bunlar yılının yaşının vermiş olduğu hatalar, kazalar. 46 yaşında. 46 yaşında insanların saçı beyazlıyor. Hastalıkları çıkıyor, fıtık oluyor, kolu kırılıyor. Bakın tertemiz. Ne bir macun ne bir boya. Yıl sanki 76. Bu arada plaka da özeldir arkadaşlar. Şerif Kulyever. Onu ayarlayamadık, bunu ayarladık. Bu da işte Renault 2'nin kalitesini, güzelliğini belli ediyor. Hadi gari lan. Sıcakta boyayacağım şimdi. Büyük ihtimal demir yanmış bir şekilde duruyor şu an. Tekerlerde sıkıntı yok değil mi? Şu anlık yok. Sıcaktır bu kesin ya. Çok mu sıcak? Çok mu sıcak? Çok sıcak. Acıktım. Traktörün yan taraftaki çamurun olduğu yer biraz sıcak. Yani o da sıcak olmayacak ama sabahtan beri güneşte. Şundan tutsak. Tabii çok mu gittik yani öne ya? Bu da tamam. Bu da tamam. Haydi bakalım ben gideyim tarışa. Tarışta görüşürüz. Oh, şimdi geldim. Lastik. Lastik bayağı mis zaten. Taktım şimdi arkasına. İçeriden kompresör hava bastıracağım. Köye kadar idare ederse eder etmezse de. Bir yolda bir yer çıkartırım. Akşam üzere gelirim yine kompresör şişiririm. O şekilde gelirim bir daha doldurur giderim. Şimdi gidelim gübremizi dolduralım. Evet şimdi gübreler bu şekilde duruyor. Oralarda da gübreler var. Lastiği şimdi bağladım ben bunu ya. Şimdi hemen şişirip çıkma dedi. Orada çalışan operatör abi. Şimdi bunun içine açacaklar bunlar. Sonra bunu şişireceğim ben. Tabagaz. Tabagaz Osman Büyük Ovası köyüne. Şu şekilde dolduruluyorlar.
Çok da çekmiyorum rahatsız olmasınlar diye. Mahvol durumda ya, mahvol durumda. Baksanıza. Oyuncak gibi. Buna pim takacak. Bak pim takmayı unuttuk. Vallahi yolu gider uçar bu gider ha. Gidelim pim takalım. Günahlarım çok. Şu altına. İnce pim mi giriyor acaba bunun altına ya? Burada. Bu da tamam. O da tamam. Arkadaşlar baksanıza ya, eridi gitti vallahi. Mesela bundan nitrat kalıyor bunların içinde. Yağmur yağdığı zaman da bu alttaki saçı eritiyor. Mesela mafolk durumda baksanıza. Bunu bir ayar çekilmesi lazım. Başta yapılması lazım da. İşte. Kimse uğraşmadığı için. Ben en çok bunu seviyorum. Bunun bakın hiçbir yerinde bir şey yok. Sıkıntısı yok. Kapakları çalışıyor. Kapakların kırık yok. Orada da işte astık. Kaldı. Yolda. O şekilde. Abiler boşalsın. Biz de sonrasında gidelim. Çok sıcak bu hava ya. Bu şekilde boşaltılıyor. Geliyor monito. Yemişen bitti gidiyorum. Evet. Şimdi eve geldik. Burada bırakacağım zaten bunları. Yolda durmadım artık. Hiç bastım bastım geldim. Lastiği mastiğim yer aramadım. Çok da yarık yok gibi gözüküyor ama vallahi hiç duracak halim yok. Zaten çok fazla çok sıcak. Bu kadardı işte bugün ya. Bugün vallahi normalde ne güzel işte. Kış gibi gelecektik saat 12'de. Burada olacaktık. Saat 2.30 sıcakta kaldık. Sıcak kaldık. Neyse. Bugünlük videomuz zaten bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.